Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de yeni bir yerdeyiz. Bugün Colonia Veldense'de La Bigna denilen bir çiftliğe geldik. Bu çiftlik birçok peynir çeşidi üretiyor. Ürettiği peynirlerden tatmaya geldik. Aslında Punta del Este'de bir arkadaşımız var. Bize burayı o tavsiye etti. Burada Türk tipi Ezine peyniri bulunduğu söyleniyormuş. Onlar da buradan alıyorlarmış senelerden beri. Biz de gelelim bu peynirin tadına bir bakalım dedik. Bu arada bizimkiler böğürtlen bulmuşlar. Onlara dalıyorlar. Şurada da var kızlar. Evet, bak. Bu arada bir teşekkürü atlamışım. Kanalımızın üyelerinden Bedri Özgür Güler bizim katıl butonumuza basaraktan bize bir bağışta bulunmuş. Sen gez biz görelim bağışında bulunmuş. Katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Bugünkü gezimize de sponsor olan Türkiye'den Nobel Reklam. Nobel Reklam bizlere sponsor olarak bugünkü gezimizi ve alacaklarımızı finanse edeceğini söyledi. Nobel Reklam'ı da muhakkak sitesinden takip edin arkadaşlar. Kendileri Türkiye'de plexiglas üzerine birçok ürün üretiyor. İstediğiniz her türlü plexiglas ürünü de kendilerinden alabilirsiniz. Sinan Bey'e buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arkadaşlar şimdi çiftliğin içine girdik. Çiftliğin bulunduğumuz bölümünde peynir satışı ve diğer ürünlerin satışı var. Bunu da haftalık olarak her cumartesi günü gerçekleştiriyorlarmış. Çiftliğin bir bölümünü satışa ayırıyorlarmış. Biz de gittik, çok güzel feta peynirlerini aldık. Burada maalesef beyaz peyniri feta olarak biliyorlar. Bu da tabii bizim Türkler olarak ticari ayıbımız. Kendimizi bir türlü marka olarak tanıtamadığımızdan gerçekleşiyor. Ama burada aldığımız feta peyniri tabii tuzsuz. Bizim Türkiye'deki gibi değil. Fakat bu peynirleri üretenler de bizden özür dilediler. Yani kusura bakmayın, hani Türkiye'deki gibi değil, gerçek bir feta peyniri gibi değil dediler. Biliyoruz bu size göre tuzsuz gelecek ama dediler. Burada Uruguaylılar tuzlu peyniri maalesef tercih etmiyor dediler. Tabii onların bize gösterdiği saygıyı biz de onlara gösterdik. En azından bu peyniri bulabildiğimiz için çok mutluyuz. Tabii biz de birkaç çeşit peynir aldık. Çok güzel de mantarlar bulduk burada, onları da aldık. Akşama fermente üzüm suyuyla beraber bu aldığımız peynirlerden kendimize güzel bir ziyafet çekeceğiz. Bunu size söyleyebilirim. Şimdi size etrafı göstereyim. Genel gelenleri ağırladıkları kısım böyle. Burada çiftliğin peynir satışı var. Aynı zamanda hamburger ve pizza da yapıyorlarmış. Şu anda önleri çok dolu. Burası biraz açılsın. İşte burada bir reyon var. Onlar ekmek yapmışlar. Ekmek satıyorlar. Biz mantarlarımızı buradan aldık. Çok güzel yetiştirilmiş mantarlar. İstediğiniz çeşitli mantar alabiliyorsunuz. Şimdi burası otel kısmına geçiş. Güzel bir de otelleri var burada. Zaten müzik de arkadan geliyor. Şu arkada çitlerin bulunduğu kısımda da hayvanlar varmış. Gerçi şu anda süt sahanları yapıldığı için otlamaya gitmişlerdir dediler. Ama isterseniz gidip bakabilirsiniz dediler. Burada içeride bir fırınları var. Zannedersem ekmeklerini vesairelerini de burada yapıyorlar. Evet, sahibi de oradaydı. Buraya da ufak bir restoran yapmışlar. Trying to promote you. Oh, thank you very much. You're welcome. Welcome. Pazar alanına girdiğimizde işte el yapımı ufak tefek şeyler var. Çeşitli otları kurutmuşlar burada. Onun haricinde onların yağlarını çıkartmışlar. Teşekkür ederim bir tane. İnsanların yetiştirdiği organik gıdalar.
güzel et kesim tahtaları yapılmış. Hola, ¿qué tal? Muy buenos. Gracias. ¿Cuánto cuesta estas? ¿Cuál? Esta, ¿esta? Sí. Esta está 9.50. Ajá. Tomarle peso, mirarle la madera. Son de madera dura. Sí. Son muy buena madera. Sí. Cada una tiene su precio. Esta es de 9.50, esta también, esa también. Estas son de 8.50. Uh-huh. Son ya más chicas, más compactas. Sí. Esa también creo que, no sé, están está la otra. Está. ¿Para hacer mil? La otra. Ah, 9.50. 9.50. Y después estas ya son de parrilla, estas son de picadas. Uh-huh. Muchas gracias. No, por favor, a la orden. La madera. La tarjetita. Muchas gracias. Para todos lados. Evet, kesim tahtalarına baktık. Aşağı yukarı kesim tahtaları 950 pezo ile 650 pezo aralığında. Fakat yapıldığı ağaç muhteşem. Ağacın ağırlığını elinize alınca gerçekten hissediyorsunuz. İşçilik de çok hoşuma gitti. Yani şahsen Kolonya'da veya işte şahsen Uruguay'da kalsaydık muhakkak kendime güzel bir kesim tahtası alırdım. Bunun yanı sıra hemen yan tarafındaki reyonda da özel unlar hazırlamışlar. Özel unları satıyorlar. Onlar da 55 pezo civarı glutenli ve glutensiz unlar var. Hatta bunları da işte iri çekim ve ince çekim olarak ayrı ayrı yapmışlar. Burada da reçeller var. Hola, ¿qué tal? Bunlar da organik olarak yetiştirilmiş sebzeler. Burada özel yapılmış sabunlar var. Gerçekten keyifle yapılmış sabunlar. Hola. Hola. ¿Cuánto cuesta esta jabones? 160. 160 cada uno. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero muy bien natural. Trabajo, sí. Sí, esta es dura. ¿Seis meses? Más o menos 6 meses. ¿Seis meses qué? Para esperar, sí, para durar. Más. Son procesados en frío. Mm-hmm. Cold process. Ah, sí, I understand. Okay, thank you. Gracias. Burası da en sevdiğimiz komşumuz. Onlar da Kolonya'da tütsülenmiş et işi yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit etleri var. Kolonya'ya geldiğinizde muhakkak Ahumados del Sacramento'ya uğrayın. Her feriyede onları görebilirsiniz. Çok lezzetli etleri var. ¿Qué idioma hablas? Turco. ¿Turco? Sí. Diferente, sí. ¿Pero vinieron de Turquía ahora? No, vivimos acá, en Colonia. Sí. ¿Cuánto cuesta? 175. ¿Quieres probarla o tú ya las conoces? Esa es esta, mira. Uh-huh. Muchísimas gracias. Uh-huh. Mm. Size bir de burada peynirleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok çeşitli peynirler yapıyorlar burada. Sahibi de çok güzel İngilizce konuşuyor. Hem koyun hem keçi hem de inek sütlerinden farklı farklı peynirler yapıyorlar. Biz bayağı bir boşalttık buraları. 3 tane. Evet. Fakat bir de şurada bir peynir var. Bu peyniri de ağ sütünden yapıyorlarmış. Peynir gerçekten çok çok lezzetli. Sinan Bey, videomuza katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan da başka bir noktaya ulaşacağız. Şimdi
Çiftliğin içi böyle. Burada bir park alanları var. Buradan da herhalde hayvanların alanına geçiş var. Evet, evet. 20 seneden beri buradalarmış. Bak. Oranın içinde bir şey. Kurutuyorlar. Kurutma. Otları kurutuyorlar burada. Şöyle isterseniz hazır hazır böğürtlenler her yerde. Evden alamıyorum. Şimdi oldum. Bir tane gömelim. Ruj mu yapsam acaba şöyle? Şöyle şöyle. Anne. Şöyle şöyle baba. Bayıldım evet, ben. Evet arkadaşlar. Güzel bir rüzgar gülü. Ben gelip alırım bir tane. Sakın. Bak bak. Yerim ben şimdi. Nasıl ay maçoyu ya? Hatırlıyor musunuz? Kıyamam sana ben. Maço bu arada bizim eski şey. Keçimiz. Ulum. Girersen bir bakışlara şey bakar mısın? Vallahi birisi bir tane çakarsa. Boynuzları. Burası da Colonia Valdense. Bu bölge Suiza olarak da adlandırılıyor. Bu bölgeye daha çok yerleşenler İsviçre kökenliler. O yüzden buraya Suiza deniyor. Yerel halk tarafından. Burada gördüğünüz evler bu şekilde. Valdense biraz daha gelir seviyesi düşük olanların alanı. Biraz daha iyi ve yüksek gelirli olanların yeri de Nuevo Helvecia. Nuevo Helvecia da bu geldiğimiz noktanın tam karşı tarafında, arka tarafında içeride kalıyor. Güzel, ne küçük bir kasaba bence. Güzel burası. Evet, evet. Ama alışveriş kısmı daha çok şeyde, Helvecia'da. Orası daha merkez yeri çünkü. Kesinlikle. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi videomuzu izlerken hemen altında ufak bir katıl butonumuz var. Nur topu gibi orada duruyor. Kanalımıza katkıda bulunmak isterseniz katıl butonundan da kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Şu anda da Suiza denilen Nuevo Helvecia bölgesine geldik arkadaşlar. Şimdi size oraları gezdireceğiz.
Burası da New Helvetia'nın tam merkezi. Gördüğünüz gibi bütün merkezlerde ağaçlar var. Size dediğim gibi burası Polonya Suiza olarak adlandırılıyor. Burada da eski bir katedrali var, ağaçların arkasında kalmış vaziyette ama. Bu Kolonya Veldense ve Kolonya Suiza, yani New Helvetia, buralardaki peynir üretiminin merkezi. Neredeyse bütün Uruguay'a peynir buralardan gidiyor arkadaşlar. O yüzden burada hayvancılık çok fazla ve çok çeşitli. Burada da gördüğünüz gibi standart bir Suiza evi. Bakın şimdi bütün bu imigrantların bayrakları var. Kapı önlerinde flamaları var. Bunlar da geldikleri ülkeyi, geldikleri kantonu olduğu gibi gösteriyor. Suiza'daki bütün yurt dışından gelmiş ailelerin kapılarının önünde bu bayrakları görmeniz mümkün. Herkes bağlı oldukları kantonu göstermek için kapı önlerine bu bayraklarını koyuyorlar. Burası da New Helvetia'nın alışveriş caddesi. Evet dostlar, bugünkü gezintimizin de sonuna geldik. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bunun haricinde videolarımızdan haberdar olmak için lütfen zilimize dokunmayı unutmayın. Hepinize uzaklardan sevgiler.